Herkese merhaba. Bugün HDMI versiyon 2.1 ve DisplayPort versiyon 1.4'ü elimde tutuyorum. Her ne kadar DisplayPort'un 2.0 versiyonu lansman edilmiş olsa da, açıklanmış olsa da, şu an bu videonun yayınlanış tarihi itibariyle iki kablo da kendi cinslerini, yani HDMI'nin en üst noktası ve DisplayPort kablosunun en üst noktası olarak şu an karşımızda. Bu kutuların zaten üzerlerine hemen hemen bütün özelliklerinden bahsetmişler. Bilinmeyecek birkaç tane terim olduğunu düşünüyorum. Hem bunların açıklamasını yapacağız, hem iki kutunun birbirine göre açıklamasını yapacağız. Bu kabloları evet satın alıyoruz ama 5 liraya da HDMI kablo var, 200 liraya da HDMI kablo var. Niye bu kadar fiyat farkı oluyor? Veya DisplayPort mu alalım, HDMI kablo mu alalım, monitörüm 144Hz, Full HD'de oynayacağım, 4K'da oynayacağım diye düşünüyorsanız eğer, bu videonun sonunda kafanızdaki karışıklıkları bir nebze olsun gidermiş olacağımı düşünüyorum. Fiziksel farklılıklar olsa da temel olarak görev itibariyle aynı işlemi gerçekleştirmek için kullanılıyorlar. İkisi de görüntü ve ses aktarma konusunda bize yardımcı olmak için geliştirilmiş kablolar. Açılımı High Definition Multimedia Interface olan, yani yüksek çözünürlüklü multimedya arayüzü olan HDMI, 2003 yılında televizyonlar, projektörler ve bilgisayar ekranları gibi tamamen görüntü odaklı sistemlerde standart bağlantı özelliği olarak piyasaya sürüldü. Bu bağlantı tipi de zaman içerisinde oyun konsolları ve neredeyse diğer tüm elektronik cihazlarda standart haline geldi. 2006 yılında ise birkaç dev bilgisayar ve AMD gibi işlemci üreticisi eski VGA ve DVI bağlantılarının yerine geçebilecek DisplayPort üzerinde çalışmaya başladı. DisplayPort televizyonlar ve projektörlerde kullanılmaktan ziyade daha çok bilgisayarlarda ve profesyonel bilgi teknolojileri ekipmanlarında kullanılmak üzere tasarlandı. İki kablonun farklarından bahsedecek olursak, bu farkları da fiziksel ve teknik olarak ayıracak olursak, fiziksel fark olarak HDMI kablosuyla başlarsak, HDMI kablo 19 pine sahip. Zaten birbirlerinde tek fark olduğu yer kafa kısımları. 19 pine sahip ve 5 farklı tipi bulunuyor. Tip A, B, C, D, E diye gidiyor bu tipler. Bizim en fazla bildiğimiz A tipi olarak karşımıza geliyor. Bilgisayarlarda, projektörlerde, görüntü cihazlarında, hemen hemen bütün oyun konsollarında kullanılıyor bu tip. C tipi tabletlerde ve bazı dizüstü bilgisayarlarda, D tipi, mikro tipi de tablet ve telefonlarda kullanılmak üzere karşımıza çıkıyor. DisplayPort'ta ise 20 pini bulunuyor. İki farklı tipi bulunuyor. Bunlardan bir tanesi bu elimizde tuttuğumuz standart olan tipi. Bir de Apple'ın ürettiği Micro DisplayPort diye bir de alternatifi var. Bu iki tipin dışında başka DisplayPort tipi bulunmuyor. Teknik özelliklerini ben kutu üzerinden anlatmak istiyorum. Kutu üzerinde çok fazla terim var. Arkalı, önlü bir sürü terim koymuşlar. Bu kutu üzerinden anlatırken de bazı bilinmeyen terimler çok uzun süreceği için ben bunların kısaca açıklamasını yapacağım. Kutunun karşı yüzüne baktığımız zaman hem kutunun sol orta taraflarında 8K Ultra HD demiş, hem de altına kocaman bir 8K HDR diye bir ibare kullanılmış. Dolby Atmos, Dolby Vision'dan bahsetmiş, HDR 10 Plus'tan bahsetmiş. Şimdi Dolby Vision'dan bahsedecek olursak, kısaca Dolby Vision dediğimiz şey HDR teknolojisinin zirvesi diyebiliriz buna. HDR ne diyecek olursanız, sahneleri hatta kareleri optimize ederek en doğru renkleri size veriyor. Direkt fark ettirir, yani HDR teknolojisinin dediğim gibi nirvanası. Dolby Atmos dediğimiz şey de ses teknolojisinin en üst seviyesidir ve Advanced Sound olarak tanımlanır. Ses kanallara kısıtlanmak yerine etrafınızda 3 boyutlu uzayda hareket eder. Böylece eylemin içinde olduğunuzu hissedersiniz. Bunun için 2+1 hoparlörleriniz veya ekrandan, monitörden alacağınız ses sistemleri sizin işinize yaramayacaktır. Bunun için belki onlarca hoparlör kullanmanız gerekiyor. Tabii ev tipi en fazla kullanılan 7.1 surround sistem oluyor. Mesela sinemalarda bu Dolby Atmos'u yakalayabilmek için yüzlerce hoparlörün kullanılması gerekiyor. Güzel bir teknoloji. Bunda da bu kablonun da desteklemesi beni sevindirdi açıkçası. Bu HDR10 teknolojisi de Dolby Vision formatına benziyor. Bu da ekrandaki görüntüleri sahne sahne optimize eden dinamik bir format. Genellikle Samsung'un panellerinde kullanılıyor bu teknoloji. Çok fazla popüler değil ama var olması da gene güzel bir özellik. Kutunun ortasında ATC Certificate Connectors diyor. Zaten altında belirtmişler, HDMI LLC yapıyor bu testi. Yani HDMI üreticilerine
bir teste tutuyor. Gel bakalım sen gerçekten 2.1 misin, 2.0 mısın diye bu testten geçenlere bu belgeyi veriyor. Zaten kutunun da sağına, soluna, arkasına, önüne hemen hemen her tarafına 3 tane mi gördüm? Aynen. Hem sağına hem soluna hem de arkasına bir QR kodu koymuşlar. Buradan QR kodu taratıp sertifikaya sahip olup olmadığını görüyorsunuz. İşte merdiven altı diye tabir ettiğimiz çakma HDMI kabloların önüne geçmek için yapılmış bir test olduğunu söyleyebiliriz. Yani orijinal 2.1 olduğunu buradan anlıyoruz. Şimdi kutunun ön yüzünde kalanlara bakarsak 48 gigabit'ten bahsedilmiş. 48 gigabit band genişliği şu an DisplayPort 2.0 çıkmadığı için elde ettiğimiz ev tipi en yüksek band genişliğine sahip kablo bu HDMI 2.1. 10K'da ve 8K'da 120 Hz'lere kadar bu cihaz destekliyor. Hangi çözünürlükte kaç Hz'lere kadar desteklediğini ekrana yazacağım. Tek tek bunları okumayacağım. Bu yüzden hızlı devam ediyorum. HCDP 2.2 teknolojisini buraya yazmışlar. Bu terimin açılımı High Bandwidth Digital Content Protection olarak bilinir. Bu algoritma sayesinde dijital içeriğin korsan yollarıyla kopyalanmasını önlemek amaçlanmıştır. İçerik koruma algoritmasına verilen isimdir. Onun yanında dinamik HDR'dan bahsedilmiş. Zaten burada HDR 10 Plus ve Dolby Vision'dan bahsettiğimiz için zaten HDR'ın ne anlama geldiğini anlamış olduk. BT 2020 veya diğer açılımı Reach 2020'dir. Bu da 8K ve 4K televizyonlar için özel olarak geliştirilmiş bir renk uzayı birimidir. Bunu da desteklediğini söylemiş. Dolby Vision ve Dolby Atmos'tan bahsetmiş. eARC Audio Return Channel olarak bir açılımı var. HDMI 2.1 teknolojisiyle birlikte kullanıcılara sunulan ve TV'nizden gelebilecek en yüksek ses kalitenizi almanıza yardımcı olan yeni bir standart bu. Son olarak da 2 metre 6.5 feet bir uzunluğa sahip olduğunu söylemiş ve ön yüzde anlatılanların hepsini tek tek konuşmuş olduk bu sayede. Arka tarafa bakacak olduğumuzda 7680'e 4320p yani 8K'nın çözünürlüğünü desteklediğini söylemiş. 48 gigabit band genişliği olduğunu söylemiş. Aynı şeylerden bahsetmiş burada. Pauke markasının kablosu bu şekilde. Şimdi DisplayPort'a bakmanın zamanı geldi. DisplayPort'un ön yüzü birazcık daha sade bir şekilde karşımıza çıkıyor. Versiyon 1.4 olduğundan bahsedilmiş. 32.4 gigabit bir band genişliği olduğunu söylemiş. HBR3 desteklediğini söylemiş. Nedir bu HBR3? Açılımı High Bitrate 3'dir. Yani DisplayPort 1.3 ile açıklanmış olan bu teknolojiyi kullanan cihazların 32.4 gigabit band genişliğine sahip olacağı ve bunun da 25.92 gigabitlik kısmının video için ayrılacağı anlamına geliyor. Kutunun üzerinde yazılanlara göre, arka tarafında yazılanlara göre 8K'da 30 ile 60 Hz, 5K'da 120 Hz, 4K'da 120 ile 60 Hz, 2K'da 240 Hz'e kadar, 1080p'de de 240 ve 165 Hz tazeleme hızlarını desteklediğinden bahsedilmiş. Kutunun ön yüzüne yine dönecek olursak FreeSign ve G-Sign teknolojisinin de desteklendiğini söylüyor. Bu FreeSign ve G-Sign'ı önceki videolarımızda bu monitör videosunu çekerken birazcık bahsetmiştim. Oyun oynadığınızda monitörünüz sabit yenileme hızına sahip. Oyunlarda da aldığınız FPS değerleri değişiyor. Bazen bu farklardan dolayı oyunlarda yırtılmalar meydana geliyor. Bu FreeSign ve G-Sign'de bu yırtılmaların önüne geçmek için geliştirilmiş bir teknoloji. Tabi hem monitörünüzde hem de ekran kartınızda bu özelliğin destekleniyor olması gerekiyor. Aynı zamanda da kablonun üzerinde de bu destekler bahsedilmiş. Kutunun ön tarafında yine 8K HDR olduğunu söylemiş ve VESA sertifikası olduğunu söylemiş. Arka yüzeyine bakacak olursak dikkatimizi çeken başka bir şey var mı burada? Dynamic High Reach HDR 10'dan bahsedilmiş. HDMI 2.1'de 10 Plus'tı. Bunda HDR 10 desteğinin olduğunu söylemiş. Yani HDMI bu konuda daha avantajlı. Display Stream Compression DSC 1.2 kullanılmış. Bu HDMI'de de 1.2 kullanılıyordu. Korsan yazılım koruma arayüzünden bahsedilmiş, desteğinden bahsedilmiş. Bu HDMI'de de aynıydı. 24 bitte 32 ses kanalından bahsedilmiş. Ve başka da dikkatimi çeken bir özellik yok açıkçası. QR kodu falan yok ama VESA sertifikasının olduğunu söylüyor.
hem HDMI 2.1'in hem de DisplayPort'un özelliklerinden bahsettik. Peki HDMI kablonun avantajları ve dezavantajları ne? DisplayPort'un avantajları ve dezavantajları ne? İlk avantajı HDMI kablonun videonun başında ikisi de ses ve görüntü aktarmak için kullanıldığını söylemiştik. HDMI kabloyla Ethernet de aktarabiliyoruz. Yani internet de aktarabiliyoruz. Bundan dolayı bir kere bir tane fazla dijital aksesuara aktarmamız açısından bize daha az kablo kalabalığı yaratıyor. Bundan dolayı da HDMI kablo burada 1-0 öne geçiyor. İkincisi HDMI kablo daha standart haline gelmiş bir kablo tipi. Yani oyun konsollarından televizyonlara neredeyse bütün cihazlarda HDMI kablo girişi bulabiliyorsunuz. DisplayPort VGA ve DVI'nin yerine yeni geliştirilen, daha yeni bir teknoloji, daha yeni yeni popüler olan bir teknoloji. Bütün elektronik cihazlarda bulamama imkanı var. Yeni yeni yaygınlaşıyor. Burada da bir avantaj sağlıyor HDMI kablo size. Üçüncüsü, her ne kadar 2.0 yine dediğim gibi lansmanı yapılmış olsa da günümüz şartlarında 48 GB'lik bir band genişliğiyle HDMI 2.1'e sahip olmak daha yüksek band genişliği sağlıyor size. Display 1.4'ün şu an HDMI'ye göre neredeyse %50'lik daha küçük bir band genişliği var. HDMI 2.1 Dolby Vision ve Dolby Atmos, hatta HDR10 Plus'ı da desteklerken bu DisplayPort'ta bu özelliklerden bahsedilmemiş. Sadece HDR10 desteğinden bahsedilmiş. Bu da HDMI'nin daha avantajlı olduğunu söylüyor. Aynı zamanda HDMI ses dönüş kanalı olan ARC teknolojisi de HDMI ile beraber kullanılıyor. DisplayPort'la ARC teknolojisini kullanamıyoruz. HDMI'ye özel bir teknoloji bu. DisplayPort'un avantajlarına geçecek olursak, DisplayPort'ta özellikle profesyonel işlerde, borsacıysanız veya bilgi işlemle uğraşıyorsanız, birden fazla monitörü tek seferde kullanmaya ihtiyacınız varsa size birden fazla monitörü kullanma imkanı tanıyor. Band genişliklerinden bahsettik, HDR özelliklerinden bahsettik, hemen hemen bu iki kablonun bütün özelliklerinden bahsettik. Bu kabloları yine dediğim gibi fiyat farkları hem birbirlerine göre hem de kendi işlerinde çok farklı olduğu için, çok farklı değerlerle karşılaştığımız için ben bugün size bu konuyu daha derinlemesine anlatmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Kafana takılan bir konu olursa aşağıda yorumlar bölümünde bana yazabilirsiniz. Mümkün olduğunca geri dönmeye çalışıyorum. Yeni videolarımdan anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Beni desteklemek isterseniz de bu videoyu beğenebilirsiniz. Yeni bir videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Round and round we go, losing self-control. I keep telling myself, but I don't wanna let you know. Is this what we become? Strangers on the run, looking for something, chasing the sun.